Şimdi baklavayı önce yoğuracağız. Yoğurduktan sonra biraz dinleniyor. Küçük küçük pazılara bölüyoruz. Tabii bunların gramları, ölçüleri, tartıları arka ustalarımız tarafından biliniyor. Ben de çok detaylı bilmiyorum. Onlar bu işin ustası. En önemli noktası dinlenme aşaması. Yoğurduktan, pazıladıktan 1 saat sonra biz bunu açmaya başlıyoruz. Arkadaşlarla elde gördüğünüz gibi açıyoruz bunları. Daha sonra her 5 katta bir ceviz koyuyoruz. Cevizden sonra ortalama 55 kat üzerinde oluyor baklava. Tabii bunlar kurutuluyor tek tek. Kurutulup her 5 katta bir ceviz. Onun arasına en son kaldıya tereyağı, bolca tereyağı döküyoruz. Dilimleme aşamasından sonra. En sonunda taş fırında 70 derecede 4-5 saat süren bir pişme aşaması var. Biz Devrek Beyaz Baklavası'nın en büyük özelliklerinden bir tanesine pişirmesini demiştik zaten. Rengi de kırmızı değil diğer baklavalara nazaran beyaz. İlerleyen zamanlarda şunu da hedefliyoruz biz. Beyaz baklavamızı Antep baklavasının seviyesine getirip Türkiye'de ve dünya çapında tanıtmayı düşünüyoruz. Kadınlarımız bu işi yaparken sevgiyle, istekle yapıyorlar. Ve bizim kooperatifteki iş ortamımız çok güzel. Hepimiz yaptığımız işe gerçekten sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Alın terimizi döküyoruz ve sonuçta da çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Devrek Beyaz Baklavası'nın özelliği adı üzerine beyaz olması zaten. 70 derece ısıda taş fırınlarda 4-5 saatte biz bunu pişiriyoruz. İçi sine sine pişiyor. Ve o beyazlığının sebebi ısı düşüklüğünden kaynaklanıyor. Uzun süre fırında kaldığı için. O 4-5 saat sonra baklava kıtır kıtır oluyor. Görenlerin ilk tepkisi pişmemiş baklava diyorlar ama yedikten sonra o kıtır sesini duyduktan sonra çok da hoşlarına gidiyor. Bütün imalathanelere makineler ve teknolojik ekipmanlar girdiği halde biz beyaz baklavayı hala eski yöntemlerle, geleneksel yöntemlerle, anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı yöntemlerle yapıyoruz. Belki de lezzeti ve özelliği emeğinde saklı.